Herkese merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Benimki oldukça yerinde. Yaz geldi. Artık çok daha enerjik hissediyorum kendimi. Böyle mevsim geçişlerinde ben pek iyi hissetmiyorum. Böyle bir bahar yorgunluğu mu, kış yorgunluğu mu? Böyle bir yorgunluk, herhangi böyle bir uyuşukluk geliyor üzerime. Ama onları attım. İnanılmaz mutluyum. Her gittiğim hemen hemen marketten ilginç olan ne deneyebilirim, ne tadabilirim? Bunlara bakıyorum. Çok ilginç seçenekler buldum. Bugünkü biraz az ilginç. Atıştırmalık olarak güzel bir alternatif olabilir bence. Pratik bir kahvaltı istiyorsak da deneyebiliriz. Keza ben şu anda saat 8'i çeyrek geçeye yakın. Oldukça acıkmış durumdayım. Ve bunu tatmak için bekliyorum. Makro Center'dan satın aldım. Yazıldığı gibi okunuyorsa Melba markasının, Melba Rounds markasının bu şekilde küçük kıtır ekmekleri. Siz de benim gibi kızarmış ekmekler sevenlerdenseniz ve bu etinin miydi? Tuzsuz et ekmekleri oldukça kalın, oldukça kullanışsız geliyorsa size ama her günde böyle ekmek kızartmak istemiyorsanız bence güzel bir alternatif olabilir. Yanıma peynirimi, zeytinyağımı, reçelimi de aldım. Bakalım. Üzerindeki resimlerde somonlu denemiş, peynirli denemiş ve yine peynir kızarmış domatesli denemiş. Paketin içinden şurada da yazılı olduğu üzere 2 tane çıkıyor. Yaklaşık 15 tane falan var sanırım. Buğday unu, maya, tuz, arpa, biraz susam ve süt ve soya lesitini. Soya lesitini neyse onu içeriyormuş. Bir de şey yazıyor burada. Emulgatör E481. Ama sağlıksız bir şey olduğunu, denememem gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Paketi açıyorum. Ekmek kokuyor. İlk önce bir parçayı, hatta şurada kırılan ya da küçük olan bir parçayı sade deneyeceğim. Tadı kızarmış ekmek, etimek tadı. Yani bunlardan dışarı çıkarken bile 2-3 tane tüketilebilir. Hani ara öğün demeyeyim ama midemizi bastırması için. Ben yemeklerde çok fazla tuz tüketmemekten yanayım. Bu yüzden beni rahatsız etmedi ama aramızda çok tuz sevenler varsa biraz tuzsuz gelebilir size. Şimdi peynirle, zeytinyağıyla vesaire deneyeceğim. Görselde yaptıkları gibi şöyle alıp peynirimi üzerine koyuyorum. Ben kahvaltılardan çok az da olsa bu şekilde zeytinyağı tüketmeyi çok seviyorum. Çok az bir şey damlatacağım. Çok az bir şey. Biraz damlattım. Şimdi bir de ceviz. Ben peynirle cevizi çok severim. Bu yüzden bunun üzerinde de bu şekilde denemek istedim. Nasılsa olsa sert. Ceviz de beni rahatsız etmeyecektir. Deneyelim. Bence kesinlikle denemelisiniz. Fiyatını hatırlayamıyorum. 7 lira mı? 8 lira mı? Öyle bir şeydi. Bence fiyata göre gerçekten yani sonuçta 7-8 liraya bir abur cubur alacağınıza bunu sade olarak deneyebilirsiniz ama peynirle inanılmaz güzel. Daha başka ne bir şey denemediğim için diğerleri hakkında pek bir yorum yapamıyorum ama peynirle inanılmaz güzel. Çok güzel bir kahvaltı alternatifi bence. Peynir, zeytinyağı ve cevizle denedim ben. Çok beğendim. Tatlı için iki alternatif deneyeceğim. Bir tanesi gül reçeliyle. Diğeri de ben daha önce dikkat ettiniz mi bilmiyorum. IKEA'ların içerisinde bu market var ya. Markette keçi boynuzu pekmezli de olabilir. Krema. Keçi boynuzu kreması gibi bir şey satılıyor. Ben onun içerisine birazcık tahin koyup karıştırıyorum. Ve hani bu çikolata kreması yemektense bana çok daha sağlıklı bir alternatif geliyor. Bu tahin pekmez havası da versin diye ben birazcık tahinle karıştırdım. Bir kısmını reçelle, hatta peynirli reçelle, bir kısmını da bu tahin ve keçi boynuzu kreması karışımıyla deneyeceğim. Bir kıtır ekmek ancak bu kadar kıtır olabilir. Çok güzel.
Umarım denersiniz. Denerseniz yorumlarınızı da benimle aşağıda paylaşmayı unutmayın lütfen. Ben bu deneyimi sizinle paylaşırken çok ama çok keyif aldım. İnşallah siz de izlediğinizde benim kadar mutlu olmuşsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir deneyimde görüşürüz. Bay bay.